Evet, arkadaşlar merhaba. Bir Arada Derneği YouTube kanalında yayınlanmak üzere pandemi dönemi sürecindeki belli konuları temel alarak başlattığımız röportajların ilkini Lütfiye Bozdağ'la, Lütfiye hocamızla yapacağız. Kendisi derneğimizin de aynı zamanda kurucularından ve ilk dönemlerinde oldukça yoğun emeği geçen bir hocamız. Hoş geldiniz Lütfiye Hocam. Kısaca öncelikle kendinizden biraz bize bahseder misiniz lütfen? Sağ ol Filiz Hocam. Ben Barış Akademisyeniyim. Filiz'in de belirttiği gibi. Bir Arada Derneği'nin de kurucularından biriyim. Barış Akademisyeni döneminde de işte yaklaşık 3 ay mı oldu? 3 ay önce beraatim geldi. Yargılandık biliyorsunuz. Fakat akademi tarihime baktığım zaman ne yazık ki mahkemelerle dolu bir akademi tarihim var. 2007 yılında Muğla Üniversitesi'nden ilk atılmıştım. Siyasi nedenlerle eğitimsel iş yeri temsilcisi iken, tabii orada bir örgütlenme gerçekleştirdik. İşte rektör seçimlerinde ciddi aktif çalışmalar yaptık. O zamanlar rektörler seçilebiliyordu, şimdiki gibi atanmıyordu. Derken oradan atılmayla beraber başlayan 4 tane davam vardı. O davalardan bir tanesi açık. E-Devlet'ten baktığım zaman böyle mahkeme davalarını görüyorum. Ona bir yenisi eklendi. Temmuz ayı başında Altınbaş Üniversitesi'nden de atıldım. İş aktim yenilenmedi. Dolayısıyla 4. kez üniversiteden atılmış oldum. Onunla ilgili de bir dava açtım. O da UYAP'taki listeye eklendi. Böyle baktığım zaman hep mahkemeler, ağır ceza mahkemesi, idari mahkemeler, atılmalar, hukuki mücadeleler. Sıkıntılı bir süreç ama yine de moralimi bozmamaya çalışıyorum. Tabii burada Bir Arada Derneği'nin yaptığı önemli bir şey vakıf üniversiteleri konusuna değinmek. Ben de zaten devlet üniversitesinden atıldıktan ve sonra mahkemeleri kazanıp geri döndükten sonra özellikle Muğla Üniversitesi'nde tarafıma yapılan mobbing çok ağır bir şekilde devam ettiği için işte bana oda vermediler, koridorda oturdum, 3 ay boyunca bilgisayar vermediler, uzmanlık alanım olan dersleri vermediler gibi çok ağır mobbinge maruz kaldım. Bundan dolayı orada devam etmek istemedim mahkemeyi kazanmama rağmen. İstifa ederek vakıf üniversitesine geçmek zorunda kaldım. Çünkü devlet üniversiteleri mahkemelik olan hocaları almak istemiyorlardı. Mecburi bir istikametti benim için vakıf üniversitesine geçmek ve İstanbul'a geldim. 4 Nisan 2011 tarihinde o zamanki adı Kemerburgaz Üniversitesi olan, şimdiki adı Altınbaş Üniversitesi olan üniversitede çalışmaya başladım. 9,5 yıldır aynı üniversitede çalışmaktayken bir anda alanıma uygun kadro olmadığı gerekçe gösterilerek işten çıkarıldım. Sonra tabii bunları araştırdığımız zaman tablonun ne olduğunu gördük. Onlara değineceğim ama ben bir genel bilgi vererek başlamak istiyorum. Vakıf üniversiteleri önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye'de 77 tane vakıf üniversitesi var. Bu vakıf üniversitelerinden 47 tanesi, yani %61'i İstanbul ilinde bulunuyor. 13 tanesi, yani %17'si Ankara ilinde, 4 tanesi, yani %5'i vakıf üniversitelerin İzmir'de bulunuyor. Diğer şehirleri de şöyle sıralayacak olursam, Antalya'da 3 tane, Gaziantep'te 2 tane, Konya'da 2 tane, Mersin'de 2 tane, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir ve Trabzon'da bir tane olmak üzere vakıf üniversitesi bulunuyor. Ve biliyorsunuz yakında, yani 2 ay kadar önce yanlış hatırlamıyorsam, YÖK kendisi vakıf üniversiteleri ile ilgili bir rapor yayınladı. 2020 raporunu yayınladı. Bu yayınlanan 3. rapormuş. Ancak bu raporun daha detaylı olduğu söyleniyor. Diğer raporları ben görmedim ama 2020 raporunu inceledim. Ve bu raporda vakıf üniversitelerinin niceliksel ve niteliksel gelişimlerinden bahsediliyor. Ancak rapora baktığımız zaman nasıl bir kar arayışı içerisinde olduklarını görüyoruz. Şimdi vakıf üniversitelerinde
öğretim elemanlarının maliyeti arttırdıkları gerekçesiyle bir işten atılma söz konusu. Nasıl söyleyelim onu? Şimdi YÖK önce bir şey yayınladı, bir karar aldı Filizciğim. Dedi ki devlet üniversitesinde kıdemi, titri aynı olan, yani doçent, devlet üniversitesindeki bir doçentle vakıf üniversitesindeki bir doçentin maaşı eşit olsun. Çünkü bunlar arasında ciddi uçurumlar ortaya çıkmaya başladı. Böyle bir karar aldı YÖK. Ancak bu pek sağlanamadı. Çünkü vakıf üniversitelerin bu işine gelmedi. Vakıf üniversiteleri daha az maaşla daha çok iş yaptırdıkları öğretim elemanlarını tercih ettiler. Hatta bizim belki de Altınbaş Üniversitesi'nde başlayan, daha önce başka üniversitelerde de olan, biraz sonra söyleyeceğim isimlerini, not aldım, sırasıyla gideyim. Bu iş akdinin yenilenmemesi çok ciddi bir sorun. Bunu bahane ettiler. Yani biz nitelikli akademisyene çok maaş vermek yerine öğretim görevlisi gibi daha az maaş vereceğimiz, doktorası olmayan, işte doktoralı bir hocanın yapacağı işi yapan, iki katını yapan, az parayla çalıştırabileceğimiz akademisyenlerle de kurumumuzu yürütebiliriz, derslerimizi verebiliriz mantığıyla tamamen piyasacı, kar zarar hesabına endekslenen bir mantıkla hocaları işten çıkardılar. Şimdi tabii bunu denklemek, şu konuya da deneyeyim, daldan dala atlamayayım ama şöyle toparlamaya çalışayım. Vakıf üniversitelerde maaşlar konusu hep bir muamma. Neden? Vakıf üniversiteleri rekabet ortamına dayandığı için ve kendi işleyişinde de hep bir rekabet üzerinden gittiği için kapalı zarf usulü maaş, yani maaş bordroları sadece kişinin kendi şifresiyle göreceği bir EBS sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Hiç kimse kimseyle paylaşmıyor. Çünkü aynı kıdemde, aynı titrede olan akademisyenlerin maaşları maalesef birbirinden çok farklı ve arada ciddi uçurumlar var. Bu farklar, işte proje yapmak bir fark, uluslararası bir projeyi okula getirmek, okulun ondan faydalanması, işte bir takım akademik kriterler de var ama daha çok piyasacı kriterlerle bunlar belirleniyor. İşte daha şöhretli bir hocaysa onun maaşı daha yüksek oluyor. İşte reklamlarda kullanabileceği bir yüzse onun maaşı daha çok oluyor. Yurt dışında doktora yapmış olmak bu farkı ortaya koyabiliyor vesaire. Ama titre olarak, kıdem olarak, ders yükü olarak aynı konumda olan hocalar ne yazık ki birbirlerinden farklı maaşlar alabiliyorlar. Bunun üzerine yok de bunları denklemeye gitti. Fakat bu maaş eşitliği vakıf üniversitelerinin hoşuna gitmediği için bu uygulamaları YÖK bu uygulamayı geri çekti. Geri çekti bir süre önce, 2,5 hafta sonra geri çekti. Şimdi bu uygulamadan dolayı da birçok vakıf üniversitesi akademik kadrodan hocaları çıkarttı. İdari kadrodan da bir takım personel çıkarttı. Neden? İşte Covid döneminde efendim ihtiyaç yok, azaldı gibi bahaneler yaratıldı. Onlara ayrıca değineceğim. Örneğin Altınbaş Üniversitesi'nden 73 kişi işten çıkarıldı. Bu idari ve akademik personel. Yani bunun 50'ye yakın akademik personel, kalanının da idari personel olduğu söyleniyor. Ondan önce Okan Üniversitesi, Esenyurt Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Kültür Üniversitesi. Kültür Üniversitesi ile ilgili de 140 akademik personelin işten çıkarıldığını duyduk. Ancak şöyle bir sorun var. Bu sayıları resmi olarak teyit edemiyoruz. Çünkü üniversiteler bunu kabullenmiyorlar ve böyle bir şeyin olmadığını iddia ediyorlar. Altınbaş Üniversitesi'nin iddia ettiği gibi gazeteciler sorduğunda biz kimseyi işten çıkarmadık şeklinde cevap verdiler. İşten çıkarılan akademisyenler de yeni bir yere başvururken işten çıkarılmış olmayı değil de ben oradan ayrıldım demeyi tercih ediyorlar ve hiçbir basın açıklaması, hak arama, hukuki yollarla, mahkeme kanalıyla dava etme, hakkını arama yollarına çoğu gitmiyor. Bizim üniversitede de ne yazık ki çok az kişi hakkını arama yoluna gitti hukuki olarak. Bir çekingenlik ve korku var.
uzun süre işsiz kalma korkusu var. Bir de bu tür basın açıklamalarının başka üniversitelerin de hoşuna gitmeyeceğini, yani bu bizim üniversitemizde de böyle bir olay olduğunda, bir işten çıkarma ya da bir şey uygulama olduğunda bizi de basına deşifre edecek diye zaten onu alırken almıyorlar. Bu tür konumlardan uzak, daha böyle sessiz davranıp kendine yeni iş alanları, yeni üniversiteler arayan akademisyenler var. Bir de şu noktaya değinmek istiyorum Filizciğim. Bu aslında pandemi çok iyi bir bahane aracı oldu vakıf üniversiteleri için. Aslında devletin maddi durumu zor, kurumsal kimliğini devam ettirmekte zorlanan kamu kurumlarına tanıdığı haktan yararlanarak vakıf üniversiteleri aslında başkalarının haklarını aldılar. Yani kendi ödeme güçleri olduğu halde işsizlik sigortası konuyla akademisyenlerini ve bütün personelini finanse etmeye ve İşkur üzerinden kısa çalışma ödeneğine başvurdular. Oysa devlet bu kısa çalışma ödeneğini çok zorlanan kurumlara bir hak olarak tanımıştı. Vakıf üniversiteleri ekonomik olarak çok zor durumda olmamalarına rağmen bu çalışma ödeneğine başvurmayı kendilerinde hak gördüler. Böylece ücretlerin, personellerine verdikleri ücretlerinin %60'ını bu fondan, %40'ını ise kendileri karşıladılar. Böyle bir uygulamaya geçtiler. Ben de bu şekilde maaş alıyordum. Yani maaşımız parça parça yatıyordu. Bir kısmını işsizlik kurumundan alıyorduk. Bunlar tabii vakıf üniversitelerinin yapmaması gereken bir şey. Aslında burslu öğrenci sayısını arttırarak ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere eğitim hakkı vermesi gerekirken o devletin zor durumda olan kurumlara tanıdığı hakkı da alarak, gasp ederek kendine artı yapıyor. Yani kar seviyesini yükseltmeye çalışıyor. Toplu akademisyenlerin işten çıkarılma sebeplerinde pandemi, ekonomik kriz bahane olarak gösterildi. Oysa biz biliyoruz ki uzaktan eğitime geçildi. Mart'ın ortasından itibaren benim çalıştığım üniversite örneğin geçmişti ve diğerleri de YÖK yazısıyla geçtiler zaten. Bu durumda ofis giderlerinin olmadığını, elektrik, su, internet, telefon, temizlik personeli, personel yemekleri, hatta öğrenci servisi, hatta törenler, şenlikler, diploma törenleri, sergiler, açılışlar gibi bir takım sosyal faaliyetlerin de olmadığı bir ortamda, yani bütçe ayıracak, para harcanacak hiçbir ortam olmadığı bir durumda nasıl ekonomik krize giriyor bu kurumlar? Bunu anlamak çok zor. Çünkü öğrenciden zaten, geçen dönem zaten kayıt parasını peşin almıştı. Bütçesi vardı. Normal şartlarda bu bütçeyi kullanacaktı. Ama pandemiyi bahane ederek kar amacı için bunları da kendisine bir bahane gösterdi. Bunu anlamak çok zor. Çünkü üniversitelerin özellikle vakıf üniversitelerinin kar etmediklerini, karlarını arttırmak için kısa çalışma ödeneğinden yararlanması etik olarak hiç doğru bulmuyorum. Ayrıca okulların kapalı olduğu bahane edilerek fazlalık duruma düşen idari personel ve akademik personeli de önce ücretsiz izine çıkardılar. İşte Kültür Üniversitesi de onu yaptı. İşte Işık Üniversitesi, Aydın Üniversitesi yaptı. Yani isim veriyorum ama aslında vermemem lazım. Çünkü resmi hiçbir açıklama yok. Ne yazık ki vakıf üniversitesindeki hocaların da bir dayanışması ya da sendikası yok. Sadece vakıf dayanışma ağı diye bir ağ var. Ben de o ağa üyeyim. Orada bazı şeyler paylaşılıyor. Bir de patronların ensesindeyiz diye bir oluşum var. Onlar da çok iyi çalışıyorlar. Onlar da iş sektöründeki akademi olsun, diğer iş sektörlerinde olsun hak gaspları ile ilgili çok güzel mücadele veriyorlar ve web siteleri var. Onlar da bana ulaştı. Onlarla da konuştuk. Bazı basında çıkan haberlere de destek oldular. Bunlar da çok önemli. Tüy Hocam, burada bir şey sormak isterim size tam değindiğiniz bu konuya ilişkin. Aslında bu özel bir vakıf üniversite
üstündeki akademik personelin güvensiz iş güvencesinin olmaması önemli bir problem. İyi bir noktaya değindiniz. Çünkü zaten bu imza sürecinden sonra ilk sözleşmeleri yenilenmeyerek ilk işten uzaklaştırılanlar da gene özel üniversitelerden olmuştu. Özel üniversite 8 arkadaşımız ilk atılanlardandı. Ve dolayısıyla şimdi eğitim sen içinde işte sendika herhangi bir sendikada da sendika tarafından da destek alamadıkları için oldukça mağdur oldular ve hala o mağduriyet devam ediyor. Bu konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani tabii eğitimsenin çok önemli bir dayanışması var. Kendi üyelerine bir aidat veriyor. Evet, çok yüksek bir aidat değil ama en azından ev kirasına bir katkı ya da hayata bir katkı istihdam alanına. Vakıf Üniversitesi akademisyenleri üye olamıyorlar. Aslında eğitimsen diyor ki biz üye yapabiliyoruz ama diyor bununla ilgili diyor bakanlığın mevzuatındaki bir madde nedeniyle üyelik onaylanmıyor diyor. Bizden doğru değil, bakanlıktan doğru bir şey var tüzükte diyor. Bu nedenle daha bir mağdur oluyorlar ve vakıf üniversitelerinde çok çifte standart uygulamalar var. Örneğin barış imzacıları bazı vakıf üniversitelerinden hemen atılırken dediğin gibi ve çok sayıda bazılarından hala atılmayan, gerçi devlette de oldu değil mi? Devlette Boğaziçi, Mimar Sinan gibi bazı üniversitelerde de atılmadı. Evet. Akıllarıma gelmiyor şu an. Yani bu çifte standartlar hep var. Bu üniversitelerin tabii şeyleriyle ilgili, politikalarıyla ilgili. YÖK diyor ki aslında biz diyor akademisyenleri biz atmadık diyor. Ne oldu YÖK? Şeyden AYM karar çıkınca, bize beraat kararı çıkınca YÖK ne dedi? Üniversite rektörleri attı onların tasarrufunda. Üniversiteler özerktir. Biz rektörlere müdahale etmiyoruz. Bu rektörlerin inisiyatifindedir diye onu topu attı. Ama rektörler de o zaman tabii YÖK'ten gelen aslında bir yaptırım vardı. Ama bunu kimse itiraf etmiyor tabii o dönemki rektörlerden. Onların üstüne kaldı suç. Aslında bir toplumsal bir baskı söz konusu burada. Vakıf üniversiteleri tabii biraz şey yapıldı. Yani ya işte özel üniversite, biz özelleştirmeye karşıyız. Hocalar da orada çalışmasın. Ancak biliyorsun ki Filizciğim, son zamanlarda doktoralı işsizlerin sayısı çok fazla arttı. İşte beyaz yakalılar dendi, buna doktoralı akademisyenler eklendi. Şu anda da bizim iş bulmamız çok zor. Örneğin ben beraat ettim. Barış imzacısıyım. En az 30 tane üniversiteye CV'mi gönderip mail attım. Telefonlarla iletişim kurdum. Türkiye'nin en ücra yeri olan illerde bile, kabul edilen illerde bile, hani bu bir merkezi periferi anlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hiyerarşi anlamında asla söylemiyorum. Fakat hiçbirinden olumlu cevap henüz alamadım. Çünkü senin CV'ne ve Google'a baktıkları zaman barış imzacısı olduğunu ya da işte daha muhalif bir akademisyen olduğunu gördükleri zaman hiç kimse gönüllü olmuyor seni almak için. Hatta almamak için bahaneler üretiyorlar. Kadro yok, norm kadro var, şu var, bu var. Hiçbir şekilde yer bulamıyorsun. Yani işsizlik çok ciddi var ama yandaş olmadığın zaman, muhalif olduğun zaman da bu böyle devam ediyor. KHK'lı ile işte senin durumun gibi hala dönemeyen arkadaşlarımız var. Hala KHK komisyonundan bir sonuç çıkmadı ve Aralık sonunda görev süresi bitecek. Onu ya yeniden uzatacaklar ya yeniden olumlu ya da olumsuz bir karar verecekler. Her şeyi böyle bir dondurup insanları mağdur etmek, akademisyenleri mağdur etmek üzerinden bir politika uygulanıyor. YÖK Başkanı merkeziyetçi bir sistemden bahsetti ve ÖYP gibi araştırma görevlileri sayısını arttırıp merkezi atamadan söz etti. Sanırım öğretim üyeleri için de böyle bir yola gidilecek. Onunla ilgili açıklamaları henüz yapmadığını ama yapacağını iki gün önce okudum. Bakalım oradan da ne çıkacak. Yani merkezi bir havuzda öğretim üyelerini toplayıp oradan atama yapacak. Yani bu yeni kurulan üniversiteler için hani doktorlara da uygulanan tam gün yasası ya da zorunlu hizmet, bunlar önemli tabii. Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımız, yurttaşlarımız var. Bunlar eğitimden yararlanacak ama bu KHK'lı arkadaşlarımıza dönenlere değil, yeni başlayanlar bunu kabul ederse olabilir. Örneğin ben Güneydoğu'da çalışmak istiyorum. Bununla ilgili de hemen hemen bütün üniversitelere başvurdum ama olumlu cevap alamadım. Çünkü orada kalan akademik hayatımı orada geçirmek istiyorum. 5 yıl, 10 yıl neyse.
Fakat dediğim gibi burada çok fazla politika girdiği işin içine bölüm başkanları karar merci olmaktan çıkmış. Tamamen rektörlük, rektör yardımcıları üzerinden bir inisiyatif alınmış. Burada da işte başka yakınlıklar üzerinden atamalar yapılıyor ne yazık ki. Şimdi bu konuyla ilgili SODEV'in yayını olan Sosyal Demokrat dergide Aytül Fırat var. Sen de tanırsın Aytül'ü. Bir arada derneğinde de çalışmışlar. Evet. Aytül. Evet. Aytül'ün bu dergide yazdığı bir yazı var. Ben de o yazıdan yararlandım ve oradan aynen bir alıntı okumak istiyorum. Bu özellikle vakıf üniversitelerinin piyasalaşmacı mantığını çok iyi analiz etmiş Aytül. Aynen oradan okuyorum. Diyor ki Aytül, yüksek öğretime salgınla gelen fırsatlar ve vakıf üniversitesi emekçilerini bekleyen işsizlik başlıklı yazısında böyle olağanüstü bir durumda bile emek sömürüsünü ve karlılıklarını arttırmak dışında önceliği olmadığını açıkça ortaya koyan bu eğitim kurumlarından ne yazık ki öğrenciler de nasibini aldılar. Kendileri kamu kaynaklarından ödenen, gönül rahatlığıyla faydalanan vakıf üniversiteleri okul ücreti ödemelerinde aksama olmuş, küçük de olsa borcu kalmış olan öğrencilerin vize ve final notlarını görmelerini aynı rahatlıkla engelleyebildiler. Ne yazık ki bütünleme sınavına girip giremeyeceğini bilemeyen, yani borcu bulunduğu için dersten kalma ile cezalandırılmış bu öğrenciler, notlarını söylemeleri yasak olduğu için işten atılma endişesi taşıyan hocalarından da öğrenmemiş oldular. Yani düşünebiliyor musun Filizciğim? Öğrenci babası diyelim iflas etti ya da işte ödeme gücü olmadı, kalmadı. Ücretini ödemediğinde okul, ne denir ona, okul harcını ödemediğinde çocuk sınava alınmıyor. Sınava girdiği sonucu öğrenemiyor. Dönemine devam edemiyor. Kaydı donduruluyor. Bu bir yılsa bir yıl, iki yılsa iki yıl. Ve çocuğun eğitim öğretimden soğuyor öğrenciler. Arkadaşları arasında rencide oluyorlar. Eğitim öğretim bütünlüğü sağlanıyor. Pek çok sakıncaları var ve bir ticari kurum gibi eğitimin ticarileşmesi ne kadar kötü bir şey ki bunu uyguluyor kurumlar. Aytül de bunu çok net bir şekilde yazmış. Kesinlikle Lütfiyeciğim. Zaten sen de biliyorsun ki özel öğrencilere müşteri gözüyle bakılması bu özellikle vakıf ve özel üniversitelerde çok temel bir sorundu. Sen de bunu yaşadın birebir. Bu anlayış nasıl değiştirilir ya da bu bakış açısı nasıl farklılaştırılır? Bu konuda ne yapılır açıkçası çok bilemiyorum ama bu önemli bir sorun. Çok ciddi bir sorun yani. Çünkü giderek dediğin gibi öğrencinin algısı da bu noktada bir şey gelişiyor ve ondan sonra hani parayı verdim, ne bekliyorum, parayı verdim, şunu istiyorum gibi farklı baskılar öğrencilerden de hocalara doğru gelebiliyor. Bu da o sistem için eğitim dediğimiz şeyin tamamen farklılaştığını ve ticari bir alışverişe dönüşümünü ortaya çıkarıyor. Öyle değil mi? O konuda Öyle aynen. Aynen çok sakıncaları var. Yani öğrenci de ben buraya para verip girdim, diplomamı parayla alacağım. İşte hocaya da sen bana nasıl bu notu verirsin? Ben bu dersten AA almak istiyorum diyor ama AA'yı hak edecek liyakata sahip değil öğrenci. Hocalar üzerinde baskı oluyor. Bazen üniversite yönetiminin hocalar üzerinde baskısı oluyor. İşte öğrencilerin notunu yüksek tutun, öğrenci gelsin. Öğrenci çekmek için işte eğer çok zorlarsanız öğrenciyi kaçırırız. Başka üniversiteye gider, öğrenci sayınız düşerse size maaş veremeyiz, bu kurum kapanır. Hep para üzerinden, piyasa üzerinden eğitimin planlanması çok sakıncalı. Ne olabilir? Vakıf üniversiteleri kurulabilir, kamu üniversitesi statüsünde olur, bütün öğrencilerine burs verir ama onun sponsorları, destekçileri özel sektör olabilir ama işleyişi ve tüzüğü tamamen kamu üniversitesi üzerinden gider ve öğrenci parayla ilişkisi kesilir, burs üzerinden alır, desteklenir, bu şekilde yürüyebilir ama ne yazık ki böyle olmuyor. Ben bir de şeye değinmek istiyorum. Türkiye'deki eğitim politikası
Elbette eğitimsel içerisinde çok tartışılıyor. Ama özellikle kendi bulunduğum sanat alanından doğru bazı sorunlara değinmek istiyorum. O da bu iktidarla ortaya çıkan ve çok artık ne diyelim kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı, kronik bir sorun haline gelmiş bir durumda. Yani yüzlerce üniversite kurulması doğru olmadığı gibi niteliğe önem verilmiyor, nicelik önemli. Bu kurumlarda yeterli donanıma sahip öğretim elemanları olmuyor, yetiştirilemiyor. Liyakat üzerinden değil, kayırma ve yandaşlık üzerinden öğretim elemanları alınıyor. Doçent yapılıyor, profesör yapılıyor, her türlü engeller kaldırılıyor biliyorsun. Ve bugün bu da niteliksizliği getiriyor. Niteliksizlik de ülkemize oradan mezun olan öğrencilerin bütün toplumsal hayatı etkileyecek, nüfuz edecek bir, affedersin şu camı kapatayım çok ses geliyor mahalleden, bir yozlaşmaya sebep oluyor. Ben hemen giriş katında oturduğum için sokaktan, bir de bizim sokak eski Kurtuluş'ta tavla, burada geçen satıcılar, insanlar, diyaloglar direkt buraya yansıyor. O yüzden bir gürültü oldu. Özür dilerim. Şimdi tabii devletin eğitim politikası Türkiye'de her zaman sorunlu olmuştur. Neden sorunlu olmuştur? Çünkü Türkiye hiçbir zaman devletin eğitim politikasını uygulamamıştır. Gelen siyasi iktidarların kendi ideolojilerine göre biçimlendirdiği eğitim politikaları sürekli değişen iktidarlarla beraber sekteye uğramış, yarıda kalmış, hiçbir program ve proje bir sonraki iktidar tarafından devam ettirilmemiş, böyle paramparça, abuk subuk, birbirini tamamlamayan, birbirinin farklı karşılığında devam etmiş. Biliyorsun sen de, Cumhuriyet tarihi boyunca böyle oldu. Fakat AKP iktidarıyla birlikte başka bir şey oldu. 2002 yılından itibaren AKP iktidarı eğitim politikasında, kültür sanat politikasında din temelli bir ideoloji uygulamaya başladı ki bunu anaokulundan başlayarak neredeyse eğitim öğretimin tüm kademelerinde uygulamaya başladı. Meslek liselerinin sayılarını azaltarak, bildiğin üzere Filizciğim, imam hatip liselerinin sayılarını arttırıp imam hatiplere üniversite düzeyinde askeri okullara ve bazı fakültelere imam hatip mezunları alınmıyordu. Bütün bunları değiştirerek imam hatip liselerinin önünü açtı. İmam hatip adı üzerinde imam ve hatip olmak üzere eğitim alan öğrencilerin üst eğitimlerinde branşlaşarak o zihniyetin ve beyni yıkanan gençlerin oraya kanalize edilerek iktidarın aslında kendi kadrolarını oluşturmasına araç sağlaştırdıklarını görüyoruz. Özellikle zorunlu seçmeli derslerin sayısının artması, bu derslerde güzel sanatlar liselerinin sayısının azaltılması, seçmeli ders olan müzik, resim, felsefe gibi özellikle eleştirel düşüncenin önünü açan, nasıl diyelim, toplumda muhalif olabilecek, eleştirecek kişilerin önünü kapatmak için bu dersleri seçmeli dersler havuzundan kaldırıp bu derslerin hocalarını norm kadro fazlası gösterip depo tayin yaparak okullarda bekletip bunun yerine özellikle yaygın eğitimde vakıf ve cemaatlere bırakılan eğitim alanı, örgün eğitimde de müfredatta yapılan değişikliklerle ne yazık ki iktidarın ideolojisini uygulayabileceği bir alan haline geldi. Ne yazık ki sanat alanında olmamız gereken noktadan çok uzaklaştık. Merkezi hükümetin demokrasi, katılım, adalet, eşitlik, özgürlük, barış, insan hakları, doğa ve hayvan hakları gibi konular üzerinde özellikle sanat üzerinden eleştirmeye, tartışmaya, felsefe üzerinden açacağı dersleri azaltması, kaldırması söz konusu ve yine siyasi iktidarın her zaman yaptığı kamplaştırma, kutuplaştırma sanat eğitimi alanında da kendini gösterdi. İşte Dünya Kültür Mirası'na ait Ayasofya'nın 86 yıl sonra müze konumundan cami konumuna,
Suni İslam inancına açılması özellikle, yine Kariye Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi ve oradaki erken Hristiyan döneme ait ikonaların, figürlerin İslam'a aykırı olması gerekçesiyle, namazı bozması gerekçesiyle, suretin günah olması gerekçesiyle, üstlerinin boyanması, kapatılması, zarar verilmesi dünya tarih mirasına yapılan bir saygısızlıktır ve son derece yanlıştır. Osmanlı döneminde yapılan camilerin restorasyonlarına çok fazla bütçe ayıran siyasi iktidar, arkeolojik eserlere ne yazık ki başka kültürlere ait, başka dinlere ait mimari yapıların restorasyonu için aynı bütçeyi ayırmamakta ya da bu bütçeyi kısıtlamakta ve bunların restorasyonunda da liyakata uygun olmayan, yandaşlık üzerinden giden kişilere yaptırdığı için de işte Antalya'da gördük, neydi, amfiteyatro basamaklarının restorasyonunda korkunç bir kaba, ruhuna uymayan, liyakatına uymayan korkunç uygulamalar var. Ya her yerde var, o aklıma geldi. Galata Kulesi'ne de bir şeyler yaptılar. Galata Kulesi'ne en son müdahale etmeye kalktılar ama hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi olaya müdahale etti. Bir de belediyenin üstüne atmaya çalıştılar. Biliyorsun Haydarpaşa Tren Garı'nı restoran yapmak istediler ve sürekli bu uygulamalar var zaten. Her alanı rant alanına çevirip dünya kültür mirasına ait yapıları ortadan kaldırmak ya da bunları kendi çıkarları doğrultusunda uygulamak gibi bir şeyi var iktidarın. Kısıtlanan bütçelerle yapılan restorasyonlar çok başarısız ve zarar gördü, kötü oldu. Ayrıca hocam sadece bütçeyle de ilgili değil belki, bak yani restorasyon apayrı bir alan ve yani bu konuda ciddi bir uzmanlık ve herhalde bir estetik algısı başka bir şey. Yani bu herhalde yaptırdıkları kişilerin bu anlamdaki eksikliği, niteliksel durumu mu da söz konusu? Yani şimdiki bu dönemde baktığımızda aslında sanata ve şeye yaklaşım açısından da ciddi kaybedişler, alandaki ciddi sorunları da yaşıyoruz galiba, değil mi? Sizin alanınız olduğu için biraz da bu açıdan bir şeyler söyler misiniz özellikle? Kültürel, yapısal, yani kendi kültürel durumlarından kaynaklı, estetik algılarından ya da dünyaya bakışlarından kaynaklı da bir sıkıntı var sanki, değil mi? Bu işleri yapmalarında. Şimdi tabii buradaki temel sıkıntı şu, siyasi iktidarın kültür konusundaki algısı neo Osmanlı, yani milliyetçi, muhafazakar, yeni Osmanlıcı anlayışı kültür alanına nüfuz ettirmek istiyor. Yani geleneksel sanatları, Osmanlı'nın geleneksel sanatlarını, işte minyatür, hat, tesip, ebru gibi bir takım daha aklıma gelmeyen dallarını öne çıkartarak, bu alanda çalışan sanatçıları destekleyerek, sergileri bu alanda açarak şey yaptılar, bir ayrımcılık yaptılar. Yani onların ideolojisine yaramayan, yansıtmayan, mesela çağdaş sanat, onların ideolojisini, yani siyasi iktidar, onlar bunlar demek ben de ayrımcı olmayayım ama siyasi iktidarın ideolojisini yansıtmadığı için desteklenmedi. Örneğin 30 küsür yıldır yapılan Uluslararası İstanbul Biyaneli'ne alternatif Yeditepe Biyaneli'ni yaptılar. Buraya katılan sanatçılara baktığın zaman, burada yapılan işlere baktığın zaman siyasi iktidarın ideolojisini çok rahat okuyabiliyorsun. Ne var orada? Ne o Osmanlıcılık, ne o konservatizm, yeni muhafazakarlık ve ona yakın anlayışta daha çok bizim zanaat olarak gördüğümüz işlerin orada bir dekoratif hale getirilip işte bu tablolarda satılması, işte yapılan sanatsal işlerde estetiğin bu yönde gitmesi, onların bir de altın varaklarla, gümüşlerle süslenerek bir çok gösterişe, şatafata dayanan Aksaray dekorasyonun içerisindeki estetiğin yeşil sermaye dediğimiz siyasi, ne diyelim ona, İslami sermayenin de ev dekorasyonlarında aynı estetiği takip ettiklerini ve hatta o estetiği uygulayarak da iktidara bir yandaşlık yaptıklarını ve iktidarla aralarında bir
ihaleler, piyasa pazar ilişkilerinin sürdüğünü görüyoruz. Yani cuma namazına gitmek bile esnaf açısından siyasi iktidardan bir rant kapma meselesine dönüştü. Bir esnaf şunu itiraf etmişti bana, burada söylemekte bir sakınca görmüyorum, ismini vermediğim bir esnaf dedi ki, hocam valla cuma vakti geldiğinde kapımı kilitliyorum, çekip gidiyorum. Çünkü kapım açık olduğunda ve bence camiye gitmediğimde iş alamıyorum dedi. Yani böyle bir yapılaşma var. Tabii ki bu aslında siyasi iktidarın ilk öğretim ve orta öğretimde de eleştirel düşüncenin temelini oluşturan güzel sanatlar, görsel sanatlar, işte bunun içinde her türlü sahne sanatları, tiyatro, biliyorsun tiyatrocuları da işten attılar, devlet tiyatrosu, şehir tiyatroları kadrolarını boşalttılar. Onlar da mahkemelik ve birçoğu da dönemedi. Bunları bakanlık özellikle bu felsefe, sanat, düşünceye, eleştiriye, insanların zihnini açmaya yönelik olan derslerde bunlara yer vermeyip, ama bunun yerine şunları biliyoruz biz, yine Eğitimsen'in araştırmalarından ve yayınladığı raporlardan, sendika.org'dan okuyabilir isteyenler, bu derslerin yerine kendi ideolojisine uyan Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in hayatı, temel din bilgileri gibi dersler ekleniyor ve Milli Eğitim'e bağlı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliği ile kurullar oluşturuyor ve bu kurullardan genel lise, Anadolu Lisesi, hazırlık sınıfı ve diğer bütün meslek türlerinde bu dersler ekleniyor ve bu derslerin alınması için de felsefe, resim, müzik öğretmenleri depo tayin olarak kısıtlı tutulup onlara kadro verilmiyor. Ama bu dersleri verecek hocalar İmam Hatip Lisesi mezunlarından sağlanarak onlara istihdam alanı yaratılırken öğrencilerin de beyinleri bu yönde yıkanmış oluyor. Ya da ilahiyat fakültesi mezunu, pedagojik formasyonu olan kişiler bu dersleri veriyorlar. Yani bir kere siyasi iktidarın okulda din eğitimi vermesi en temel yanlışlardan biri. Alevilik, Hristiyanlık gibi diğer farklı inançlar ve dinleri yok sayarak sadece Sunni İslam üzerinden bir eğitim propagandası yapılıyor. Yani bu güzel sanatlarla ilgili işte bu pandemi döneminde örneğin sanatçılar işsiz kaldı, atölyelerinde yüz yüze eğitim veren, ders veren sanatçılar veremediler, kiralarını ödeyemediler. Kültür Bakanlığı dedi ki biz bu sanatçılara yardım yapıyoruz. İşte ayda 2000 liraya yakın bir yardım. Önemli o sanatçılar için. Onunla bile geçinebilen genç sanatçılar var. Atölye, ev, bir arada küçük mekanlarda yaşayan. Fakat onu almak için bile SSK'lı olması gerekiyor. Sosyal sigortalara kayıtlı olması gerekiyor. Sanatçının, zaten sanatçının mesleği sosyal sigortalarda kabul edilen ve kayıt olacağı bir durum yok. Tamamen böyle bir kısır döngü içerisinde mağdur olan sanatçılar var. Sonra da işte güzel sanatlar okuyup ne yapacaksın? Oradan bitirenler aç kalıyor. Bir istihdam alanı yok. Piyasada bir karşılığı yok. Denilerek öğrenciler güzel sanatlardan soğutuluyor. Veliler de çocukları işsiz kalmasın diye yönlendirmelerini o okullara yapmıyorlar. Böyle olunca da ülkede estetikten, eleştirel düşünceden uzak, felsefeyi de tabii bunun içine koyalım, çok önemli bir şey o. Tiyatro, sinema, bale, opera, bütün alanları, hani ben sanat derken o geniş yelpazeyi söylüyorum. Ülkede ne oluyor? İşte kentsel dönüşümlerde ben ev aradım, yeni evler yapılmış, evlerin içine girdim, inanılmaz kötü bir mimari, inanılmaz gayri insani planlar. Yani dedim ki nasıl mimarlar çizmiş bu evleri, nasıl düşünmüşler, hiçbir insanı düşünmemişler. Karanlık odalar, yerden kazanmak için yapılan manevralar çok insanlık dışı. Yani bir insan o evde mutlu olamaz, ışığı yok, evin ruhu yok. Ya bu kadar mı kötü mimar yetişiyor ülkede diye sormadan edemedim. Çünkü asıl olan insani yaşam değil, asıl olan rant, her alanı değerlendirmek ve bütün şehir estetize edilirken sanattan, eleştirel düşünceden, estetikten yoksun bir şekilde estetize, Gül Köksal biliyorsun bu konularda çalışıyor arkadaşımız. Onun da çok semineri oldu. O da bunlara değinmiştir hep.
Yani o kentsel dönüşüm rantı, her yeri ranta çevirme, müteahhitleştirme ve insani olmaktan, estetik olmaktan ziyade ne kadar çok paraya satarım, işte gösterişli, şatafatlı bir saray estetiği, Osmanlı estetiği bizlere hitap etmeyen bir estetik var. Zengin olan İslami sermaye sahipleri buradan yola çıkan bir estetiği destekliyorlar ve onların zevkine göre yapılıyor. Onun dışında bir estetik çok rağbet görmüyor. Ne yazık ki birçok insanda tabii daha çok ekonomik düzeyleri düşük olduğu için kendilerine sunulan estetiğe razı olmak zorunda kalıyorlar. Ama estetik o kadar önemli bir şey ki, yani insan ruhuna iyi gelen, doğayla özdeş, insana ergonomik gelen, bütün bunların yok sayıldığı bir dünyada işte gördük başımıza geleni. Hani Covid'in ortaya çıkması, doğanın dengesinin bozulması bize ne kadar kötü dönüyor, ruhumuzu öldürüyor. Ve ben inanıyorum ki artık başka bir döneme geçtik. Covid bitecek, Movid başlayacak. Başka virüsler bize musallat olacak. Çünkü biz doğanın dengesini geri dönülmeyecek şekilde bozduk. Fakat bunun hala ciddiyetinde değiliz. Bizler ciddiyetindeyiz ama sermaye ve iktidarlar ciddiyetinde olmadığı için sürdürmeye devam ediyorlar. Bu yüzden de eleştirel düşüncenin, sanatın, doğanın, hayvan ve insan sevgisi, doğa sevgisi zaten o, olmadığı bir iktidarın topluma ne kadar kötü yansıdığını, işte şiddetin yüceltildiği, katillerin, tecavüzcülerin korunduğu, kanunlarla desteklendiği, işte cezai indirimlerin yapıldığı bir toplumda huzurun ve barışın olmadığını gördük. Akademi de öyle. Yani akademideki çürüme, yozlaşma bundan ayrı düşünülemez. Aynı şekilde devam ediyor. Vakıf üniversiteleri daha vahim durumda. Bence vakıf üniversiteleri tamamen %100 burslu bütün öğrencilerine sermaye sahiplerinden alınan paralarla, sponsorlarla desteklenerek kamu üniversitesi ve kamu öğrencisi statüsüne sahip eşitlik düzleminde bir eğitim vermeli. Örneğin pandemi döneminde çocuklar eve gönderildi. Fakat çocuğun bilgisayarı yok. İnterneti kısıtlı. İnternete verecek parası yok. En küçük paketi almış. Dersler sürüyor 3 saat, 5 saat. Bu öğrencilere devlet hiçbir katkı yapmadığı gibi devlet üniversiteleri de bunu yapmadı. Ve öğrenciler arasında eşitsizlik ortaya çıktı. Zaten vardı. Pandemi de bu eşitsizliği körükledi. Pandemi herkesi eşitlediği gibi laflar edildi. Bunlar hiç de doğru olmayan yaklaşımlar. Gerçek hiç de öyle değil. Öğrencilerin bir bilgisayarı olmayan üniversite öğrencisi evine döndüğünde 3 kardeşiyle paylaştığı odada ders yapmak zorunda kaldı. İnternet erişimine ulaşamadı. Üstelik bazı üniversiteler altyapıları olmadığı için uzaktan öğretimi de gerçekleştiremediler. Ve uzaktan öğretimde yani çok iyi bir eğitim yöntemi değil ama zorunlu kalınca kullanılabilecek bir yöntem. Özellikle laboratuvar gibi, senin de alanın olan biliyorsun, laboratuvarlar, atölyeler, uygulama atölyeleri uzaktan öğretime hiç uygun değil. Bunların da hala telafisi yapılmış değil. Bu sorunlar hep var. Bu şekilde de devam ediyor. Lütfiye Hocam, güzel bir yere denk geldiniz de orayı biraz açsak belki. Bu online eğitim evet sorunlu, pandemi dönemi ciddi bir risk ve yapılması gereken bir şeydi. Ama kalıcı hale gelmesi, demin dediğimiz gibi gene krizi fırsata çevirme noktasında kullanılabilir olması olabileceğini gösteren işaretler var. Ama en azından geçen dönem böyle bir eğitimi verdin. Nasıldı? Yani online eğitim sanat alanında öğrencilerle yapılabilir bir eğitim şekli mi? Sürdürülebilirliği var mı? Sıkıntıları neler? Bunlardan kısaca bunlara da değinebilirsen. Şimdi ben tabii bizim fakültede ben Kur'an dersleri veriyorum. Yani sanat, teori, eleştiri üzerine dersler veriyorum. Dolayısıyla ben çok zorluk çekmedim. Ama tablo hakkında bilgi vereyim. Uygulama dersleri, yani resim atölyesi, mimarlık çizimleri, çizim atölyesi dersleri, desen atölyesi derslerinde bu tabii biraz sorun oldu. Şöyle açıklayayım, ben derslerimde yaşadığım deneyimi anlatayım. Şimdi derse Uzem üzerinden giriyoruz. Uzaktan öğretim diye bizim okulun altyapısı vardı. O yüzden hiç zorlanmadı. Altyapı sorunu yaşamadık biz. Zaman zaman internete çok yüklenmeden dolayı Türkiye genelinde
internet kesildi. Zaman zaman öyle sorunlar yaşadık. Onda da ders saatlerinin bazen yeri değiştirildi. Fakat şöyle bir şeyle karşılaştım. Derse giriyorum, dersi alan 30 öğrenci var. 30 öğrenciden sadece 10 kişi derse girmiş diyelim ki. Bu 10 kişi derse giriyor, açıyor, sen orada öğrenciyi görüyorsun. Ama öğrenci orada katılıyormuş gibi görünüyor. Öbür odaya geçip cep telefonuyla konuşmasını yapıyor. İşte bilgisayarından girip cep telefonuyla oyun oynuyor. Orada yok öğrenci, fiziki olarak yok. Bunu nasıl anladım? Öğrencinin adını sorup söyleyip bir soru sordum. İşte Ali sen orada mısın, bu konuda ne düşünüyorsun gibi. Öğrenciden cevap yok ama orada görünüyor olduğu. Bu bir aldatmaca. Yani öğrenci orada mı değil mi bilmiyorsun. İnteraktif bir ortam çok kolay sağlanamıyor. Ama bazen bunu bazı derslerde yaptığımızda oldu. Ama genel anlamda ve mükemmel bir şekilde yaptığımızı söyleyemem. Bundan birçok arkadaş da dert yandı. Böyle bir sorun var. İkincisi bu çizim dersleriyle ilgili işte laboratuvarda yapılacak deneyler ki o da senin alanın, sen de bilirsin. Tabii ki buradan yapılmıyor uzaktan kumandayla ama şuna da tanık oldum onu söyleyeyim. İç mimarlık bölümündeydi benim kadrom. Oradaki gruptan biliyorum. WhatsApp grupları falan kuruldu. Benim de üye olduğum. Tablet üzerinden teknolojiyi çok iyi kullanarak yaptığı çizimi aynı anda online olarak öğrencisine gösteren, öğrencinin yaptığı çizimi de aynı anda gören, müdahale eden, burayı böyle yaptın ya şöyle yap, eleştiri veren hocalarımız oldu. Uygulamanın da hani ön yargılı da olmamak lazım. Çok başarılı bir şekilde yürütüldüğü derslere de tanık oldum Filiz'ciğim. Yani yapılamaz diye bir şey yok ama hani laboratuvarda deney yapamazsın, uygulayamazsın, o ayrı. Belki öğrenci orada boyayı sürerken o anda müdahale etmek bu kamera yoluyla yapılabilir. Hani orada olmak ya da olmamak işte fizik, gayri fiziki ortam. Ama yapılabiliyor da bunu mimarlık dersindeki iç mimaride çizim üzerinden tabii teknolojik çizim programla yapıldığı için onu yapabildi hocalarımız. Bu da teknoloji kullanmak anlamda önemli bence. Teknolojiye karşı önyargılı da olmamak lazım. Ama uzaktan öğretimin sakıncaları üzerine eğitim sen çok güzel toplantılar yaptı. Ben de onları izledim. Tabii ki o sosyalleşme, bir arada olma, interaktif ortam, arkadaşlarıyla bir gencin buluşması, ev ortamından çıkması, yani yaşadığın özel alan olan evle çalışma alanı olan okul ya da iş yerinin ayrılması çok önemli. Kadın akademisyenler için şunu örnek vermek istiyorum. Hani benim çocuğum büyüdüğü için öyle bir sorunum olmadı ama evinde küçük çocuğu olup o çocuğuyla ilgilenen işte kreşe gönderemeyen, pandemiden dolayı evine bakıcı alamayan arkadaşlarımız bir yandan internet üzerinden ders verirken bir yandan çocuğu eteklerinden çekiştirirken ya da ocaktaki yemeği bir yandan şişerken gelip gitme çok ciddi zorluklar oldu. Yani hem ev kadını hem iş kadını, akademisyen, meslek sahibi, para kazanmak zorunda olan bir anne, single mom yani tek başına evini geçindiren çocuğu olan anneler vardı. Onlar çok zorlandılar. Arkadaşlarımdan biliyorum. Yani iş yeriyle evin aynı yerde olması birçok zorlukları getirdi. Toplantılar çok uzatıldı. İşte nasıl olsa uzam üzerinden yapıyoruz. Efendim gece 12'ye kadar, 1'e kadar. Yani mesai saati nerede başlar, nerede biter? Bunun bir limiti, sınırı, hafta sonu, tatil hepsi birbirine girdi. Ben de dahil. Yani gece 10'da sekreter arayıp hocam şunları yapılacak, şunlarla ilgili yazı geldi, emir geldi, bunlar uygulanacak dendiği oldu. İnanılmaz yoğun çalışıldı ama ek ders ödemeye gelince de efendim siz uzaktan öğretim yaptınız zaten buraya bile gelmediniz ek dersler ödenmeyecek denildi. Özellikle vakıf üniversitesindeki hocalara, diğer devlet üniversitesini şu an bilmiyorum. Yani uygulamalar böyle. Yani teknolojiden elbette yararlanmak lazım. Bu da olağanüstü bir durum, olağanüstü bir hal durumu pandemi. Mesela bir yerde bir bomba atıldı, nükleer bir patlama oldu, dışarıya çıkamıyorsunuz, radyasyon sızıntısı var, diyelim ki bir yerin altında kaldınız ve orada eğitim yapmak zorundasınız. Aslında şu göründü Filiz'ciğim, bence en önemli vurgulanması gereken şu, bütün dünya şeye yakalandı,
hazırlıksız yakalandı. Yani hiç kimse böyle bir şeyi öngörmedi. Yarın başka bir şey olabilir. Bir nükleer sızıntı olabilir. Bir çok büyük bir deprem olabilir. Bir şey olabilir. Binalar yıkılabilir. Başka ortamlarda nasıl yaşanabilir? Nasıl eğitim verilebilir? Bunlarla ilgili hiç kimsenin hazırlığı yok. Bunlarla ilgili A planları, B planları, C planları yok. Sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın yok. İşte sağlıkla ilgili sorunları da sen yakından takip ediyorsun. Türkiye'nin uyguladığı politikalar da doğru değil. Herkes yalan söylüyor. Uygulamalar çok sakat. Benim ailemde de COVID vakası oldu. Kız kardeşim gidip benim eşim de pozitif çıktı COVID. Bana test yapmanızı istiyorum dediğinde test dahi yaptıramadı. Yapmıyorlar. İşte ateşiniz çıkınca gelin, işte şöyle olunca gelin, evde sizi takip edeceğiz deyip gönderildiler. Yani Türkiye'deki sağlık sistemi çok övülüyor ama belki bazı ülkelere göre bir nebze daha iyi olabilir. Ama bizde de ne yazık ki uygulamalar çok kötüydü. Bunu ancak yaşayanlar bilir. Yani her zaman paran varsa tedavi görürsün, yoksulsan ölürsün. Amerika'da da bunu gördük. Amerika'da yaşayan arkadaşlarım anlattılar. Yoksullar, özellikle zenciler bu ayrımcılığı çok iyi gördüler. En çok ölen onlardan, yoksullardan, zencilerden. Parası olan tedavisini yaptırdı, testini yaptırdı, kendini koruyabildi. Ama bu dönemde mağdur olan hep ezilenler, hep yoksullar. Biz de zaten onlar için mücadele veriyoruz. Yani biz de zaten o alanın içindeyiz. Ne yazık ki bu süreç böyle devam ediyor. Ama ben şunu, bu bir pesimist bir tablo değil benim için ama bence bu Covid'den sonra Movid falan dedim ya, yani başka virüsler gelecek ve bizim hep bu yeni durumlara hazır olmamız lazım. Ama depreme bile hazır değil Türkiye, İstanbul. Deprem toplanma alanlarına inşaatlar yığılmış, boş alan kalmamış. Yani böyle bir durumda işte eğitim nasıl yapılır, altyapısı yok. Koskoca 9 Eylül Üniversitesi sınıfta kaldı, uzaktan eğitimi yapamadı. Yani inanamıyorsun, bırak Güneydoğu'yu, daha mağdur illeri, ki oralar çok daha mağdur. Hiçbir şey gitmiyor, etmiyor, eşitlik meşitlik yok. Ama 9 Eylül bile bunu yapamadı. Basından okudum ben de. Dolayısıyla bunların hep düşünülmesi lazım. Yani artık dünya başka bir yere girdi ve biz hep hani devrimciler şunu kesinlikle görsünler. Dünyayı değiştirecek olan artık böyle bir devrim değil. Dünyayı değiştirecek olan ekolojik politikalar. Bu kesinlikle net ve bütün hayatımızı nasıl belirledi ve değiştirdi. Bundan sonra da artık ekolojik politikalar belirlenecek. Bizim o yönde adım atmamız lazım. Tabii ki devrimcilik derken, sosyalizm düşüncesi derken kolektif dayanışma ve bilinci geliştirmemiz lazım. Bunu da ne yazık ki çok zor, emek isteyen bir şey. Bununla ilgili çabalarımız zaten var. Ama bütün dünyada bunu başarırsak mavi dünyayı kurtarabiliriz. Mavi dünya kararmaya başladı. Şimdiden Mars'a yerleşme planları, Birleşik Arap Emirlikleri bile Mars'ta kendine yer açmaya çalışırken, bu dünyadan ümidi kesmişken, bu dünyayı nasıl kurtaracağız bilemiyorum. Yani tablo çok karamsar ama bir şekilde bizlerin de mücadele ederek, umudumuz elbette ki var. Umutsuz değilim ama çok zor günler bekliyor. Bu başlangıç maalesef. Dünya yeni bir evreye girdi. Bu evrede de huzur yok, hastalıklar var, virüsler var, eşitsizlikler var, ölümler var. Ki bu ölümler de hep yoksul ve ezilenden olacak. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de bir arada olmak durumundayız. Bir arada derneği adına yakışır. Bir arada durmak zorundayız. Bu kadar Filiz'cim söyleyecek. Evet, dayanışmak bilirim. Dayanışmak, bir arada durmak yapabileceğimiz tek şey gibi gözüküyor. Doğru söylüyorsun. Ve toplumsal hafızayı da oluşturmak sanırım. Yani yaşadıklarımızın her seferinde tekrar yaşamamak adına artık bir şeylerin farkına varıp daha öncekilerle yeni yaşadıklarımızın üzerinden bir şeyler ortaya çıkartmak, ortaya koymak çok önemli. Pandemi dönemi en azından acaba bize bunları öğretir mi sorusu kafamızda. Bilime daha ciddi önem vermemiz gerektiği noktasında, bilimsel sonuçlara önem vermemiz gerektiği noktasında. Bize bir şeyler söylüyor. Ne kadar duyuyoruz, ne kadar dinliyoruz ve ne kadar o çabayı geliştiriyoruz. Bunu göreceğiz herhalde. Çok teşekkür ediyoruz Lütfiye Hocam. Sağ olun. Ederim. Önemli katkılarda bulundunuz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ ol. Kolay gelsin size.